Efendim, sevgili Kadir abinle biz geçen hafta, hatta daha önceki zamanlar içerisinde burayı konuştuğumuzda, Allah razı olsun, Samsun sevdalısı o başka. Yılların emekçisidir. Yani ben yarım asırlık duayen diyorum. Türkünün ustasıdır. Muhteşem bir sese sahiptir. Her şeyi bir tarafa. Benim olduğum yerlerde Allah razı olsun kırmaz. Geleceğim be karametler. Bugün sevgili Ferhat'a hava açacaktım. Bak Kadir abi benim için geldi diye. Kadir abi ne dedi biliyor musun? Ya dedi, Ferhat da yanımıza gelsin. O öz dedi. Ben üveymişim. Hüseyin Şimşek. Eyval kaptan. Senin Hüseyin Şemsettin Sütçü. Bak dinleyin. Bugün ben masanın altındayım kardeşim. Başka bir şey demiyorum. Evet kral hoş geldin. Eyvallah kardeşim. Şimdi Ferhat benim gerçekten öz hemşerim yani. Ben yalan söylemedim. Biz ikimiz de Terme Saray köylüyüz. Dedem. Ben Çarşamba'da doğmuşum ama şey kökenimiz aynı yer. Yani. Sen Kara Mustafa. Sen üveysin be kardeşim, üvey. O yüzden yolu kaybettin Kadir abi. Değil mi? Topu da bana attın. Ya kendi memleketimizde yolu kaybettirdi bize. Tamam. Sivrisinekler fazla sokmuş ondan. Abi yeni geldin ayağının tozuyla. Yani Karahmet seni de severim de buraya. Gerçekten Ferhat kardeşimi de sevdiğim için Allah dedim, bir de bizim hemşerilerimiz. Dedi bir görün dedim. Allah razı olsun abi. Ortamı nasıl gördün abi yeni geldiğine rağmen? Çok güzel rağmen. Kalabalık. Vallahi güzel güzel ortam yani. Gidenler oldu. Sezgin Gümüş, Fatih Başkan, Ramazan Başkan. Ya birçok insan. Yani ismini söyleyemeyeceğim. Gerçekten birçok insan evet. Geldi. Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcımız buradaydı. Sanırım ayrıldı galiba. Yani Burhan Erginer Başkanımız seven çokmuş ya. Siz Burhan Başkan'la tanıştınız mı? Tanışıyor musunuz? Daha yeni tanıştık. Tanıştınız. Yeni tanıştık. Bırakamazsın. İnan bırakamazsın. O kadar kıymetli bir insan. Sağ olsun. Aslında Sezgin Gümüş kardeşimi de görmek istiyordum çok. Onlar 3-4 tane. Geçen gün kahvaltıya da gidemedik oraya. Temel Erkol'la gidecektik. Şöyle yapalım. Ben Sezgin Başkan'ın oraya zaten röportaj için gideceğim. Söz de verdim. Beraber gidelim mi? Gideriz. Tamam. Gideriz. Severim kardeşimi. İnşallah bir onu hırslandırmaya çalışacağım. Ferhat'ım. Bugün ben çok yoğundum. Aslında gözüm senin üstündeydi ama senin yoğunluğunu da bildiğim için bir de ağalıkta bir kızışma oldu. Maşallah bir kardeşimiz bir gaz verdi. 55 bin liraya bitecek ağalık 80 küsür bin liraya kadar çıktı. 82 bin liraya. 82 mi 87 mi öyle bir şey hatırlıyorum. 88 bin 400 lira. Evet yani sonuçta kim ne dert edesin. Arkadaş şunu söyledi, ben tamam parayı verdim ama bunun kızışması gerekiyor dedi. Ama ağa da adaylara da dostane bir şekilde kucaklaşarak ağalığı semaveri verdiler ve o güzel sunum içinde sevgili kardeşime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu işi yapıyor, bu işi gerçekten beceriyor diyeyim. Bu ara sevgili Zennur Hanım'ı ben ilk defa canlı dinliyorum. Daha önce televizyon programlarında dinliyordum. Ferhat kardeşim sayesinde buraya geldi ve burada da artık Amasyalıların, Samatlerin gönlünü kaptı. Her işe direkt açık çek misali tarih yazacaksın dediler. Ben de çok takdir ettim. Hanımefendi bir insan. Röportajlarımız oldu. Sahnesini çektim. İnşallah bundan sonra zaman zaman karşılaşırız. Ferhat'ım ben aslında kapatacağım programı. Ama alamadığım birçok masa var. Şu arkada çok kalabalık bir masa var. Aslında gidiyordum. Orayı da bir alayım. Kadir abimin sayesinde almış olacağım orayı. Normalde tamam, kapatıyordum ama sen geldin diye bana al kardeşim. Moral ver. Senin de duygularını alayım ben. Ben öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Bugün de ben dile getirdim. Özellikle sen Samsun'umuzun gelecekte hatıralarını yaşatacak tek insan, malum insanlardan bir tanesisin. Geliyorsun burada çekiyorsun. En güzel günleri, en güzel anıları sen burada çekiyorsun, paylaşımını yapıyorsun. Bunlar. Özür dilerim Ferhat, lafını kestim. Şu ileride bir yerde bir aileye denk geldim. Muşlular, Muş'tan gelmişler. Hı. Tesadüf geçerken geldim. Kültür farkını sordum. Var abi, çok var dedi. Bizim oralarda böyle yerler zaten yok dedi. Hanımefendi öğretmendi, kamu görevlisi olduğu için röportaj veremedi ama diğerlerinden aldım. Yani düşün, Muş'tan dahi buraya gelip bu ortamı beğenenler oldu. Bunları dediğin gibi hatıra olarak çekiyoruz ama ben şunu söylemek isterim. Onda Ferhat beni fazla övdü bugün. O yüzden şımardım galiba. Samsunlular elini cebine sokacaksa kıymet bilmiyor. Ama elini cebine sokmayacaksa kral sensin, adam sensin, adamın dibi sensin. Arkadaşlar bakın, özür dilerim. Ben şu an beni çeken kameraya 35 bin lira para harcadım. Bir tane kart
yani hafıza kartım 1200 lira. Şu elimdeki mikrofon 5000 lira. Bunları ben sizlerden kazandığım parayla ve dikkat ederseniz bir günlük çekimi ben sabah saat 10'da geldim galiba yanılmıyorsam. 9'da gelmişim. Bakın saat şu an yanılmıyorsam 5 oldu galiba. Şu saate kadar sadece röportajlarda oturdum. Ve bunun 3 günde montajı sürecek. El insaf. Bu adam, şimdi bu adam diyorum kusura bakma Ferhat Sağlam ki adam gibi de adam. Sabahın saat 10'unda 10.30'da resmi açılışı yaptı. Ya bu saate kadar oturmadı. Ben sizleri seviyorum ama kusura bakmayın sizin cebinizdeki parayı alnımın teri için daha fazla seviyorum. Bunu da söyleme ihtiyacı duydum. Kusura bakma. Ben kesinlikle katılıyorum. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Çok güzel bir konuya temas ettin. Benim çok yakından tanıdığım bu işlere gönül vermiş olan arkadaşlarımız var. Ama maalesef ve maalesef farkında olmadan gücendiriyorlar, kırıyorlar, üzüyorlar. Ben ismini falan zikretmek istemiyorum. Bir tane arkadaşımız vardı burada. Söylesem ha diyeceksin, o mu diyeceksin? Evet diyeceksin, hak vereceksin bana. Bugün piyasada yok. Yok, tutunamadığından dolayı mı? Tutunamadığından dolayı değil. Her şey para değil. Ama az insana değer verin. Ben sadece bunu istiyorum. Ferhat'ım, arkadaşın adını söylemedin ama kusura bakmasın şunu da söyleyeceğim ben. Bakın ben Samsunluyum. 11 sene bu programı Mavi Karadeniz Televizyonu'na yaptım. Mavi Karadeniz Televizyonu bir yıl önce satıldı. Ve ben bir yıldan beri Kadir abim de zaman zaman şahittir, boşum yok. Efendim Trabzonların için yapıyorum, Giresunların için. Onlar para veriyor bana. Ama bu taraf vermiyor. Valla o da sizin takdiriniz. Ben siz ne söylerseniz altına imzamı atarım. Ben büyüklerimizden, sivil toplum kuruluşlarından, özellikle de bu şekilde program yapanlardan ben ne diyorum? Az önce söyledim, tekrar yine söylüyorum. Bu programlar burada yemek yenilip, eğlenilip, eve gittikten sonra unutulur ama yarın tekrar hatırlatacak olan Ahmet Güngör'ün çekmiş olduğu görüntülere denk geldiğinde tekrar Ahmet Güngör hatırlatacak bunları. Bunun için değerini bilin. Bu hatıralarınızı sahip, hatıralarınızı yayınlayanlara sahip çıkın. Onların kalıcı olması için sizler de bir onların emeğinin karşılığını verin. Ama maalesef ve maalesef ya para göz görüyorlar, açık söyleyeyim. Her şeye para var. Orada müzisyene var, her şeye para var. Hiçbir şeye, olmayacak şeylere para ödenir. Ama gelip de burada sen 10 sene sonra tekrar yayınlanacak olan hatıralarını çekmiş adamın emeğinin karşılığını vermiyorsun. Ya vermiyorsan da bir teşekkür et, onu onur et ya. Ben bunu istiyorum. Ben onun için sen ne söylersen ben haklısın diyorum. Çünkü bizler de bu camianın içerisindeyiz. Kadir Açıl'a sahne altı zaman verecekler 40 bin lira, 50 bin lira. Ahmet Güngör 6 saat, 7 saat program yapacak, 3 gün emek verecek. Alacak 10 bin lira para. Kadir abi yarım saatte 40-50'yi alıp gidecek. Adalet mi? Kardeş benden mi geldin askere ya? Benden mi geldin? Abi para için gitmiyor zaten. Ama almış kendi orkestra şu bu. Yani tabii ki bu işin esprisi abi. Özellikle Hüseyin Şimşek'e diyecektim de bak arkamdan konuşuyor demesin diye. Ya. Sen yanımdasın diye söyledim. Abi iyi ki de Ferhat'ı yanımıza almışsın. Ben de içimi döktüm. Çok sağ ol Ferhat. Teşekkür ediyorum. Abi son söz. Bak ne güzel halaylar var. Son sözlerini de alayım ve yemekleri... Senin olduğun her yerde varız karamet. Hani evet. Şimşek'ten sütçü diyor ya benim kırmızı çizgim. Ya. Sen de bizim için öylesin. Allah razı olsun. Buradan o zaman sevgili Şemsettin Sütçü'ye de, Eyüpal Kaptan'a da, Hüseyin Şimşek'e de, Ayhan Başkanım'a zaten da. Zaten ayın 18'inde Hüseyin Şimşek'le beraberiz. Evet. Bursa'da beraberiz. Evet. İnşallah orada... Ben olmasam da Kadir abimin görüntüsünü ben bir yerden bulurum. Efendim ben devam ediyorum. Aslında kamerayı kapatacaktım. Az önce de söyledim ama röportaj almam gereken o kadar çok insan var ki yetiştiremiyorum. Şey biliyorsun tektir yani. Hani benim can kardeşim. Kıskanma. Tamam. Ha. Buraya çizgi koydum. Hüseyin seni seviyorum ya. Şaka bir tarafa. Efendim ben devam ediyorum. Siz de bizi izleyin. Efendim az önce dedim ya ben gidiyorum diye ama baktım karşıda
yemeği götürüyor. Bir alttan parçası var. Sevgili Kadir abimin torunu. Samsun'da tanışmıştım zaten kendisiyle. Seni bir daha tanıyalım mı? Adım Emir Efe. Yaşım 14. Ne değil, aran nasıl? Çok iyi. Harçlık veriyor mu? Vallahi mi? Kadir abi. Şaka şaka veriyor. Ben anlamam, harçlık vermiyor. Yok ya. Şaka yaptım ya. Olur mu ya, her şeyim onun ya. Nasıl buldun? Daha gerçi yeni geldin ama nasıl bir şey? Çok kalabalık, çok ses var. İyi. Buradan selam göndereceğin kimse var mı? Samsun'a. Samsun'a. Çok teşekkür ediyorum. Bu ara Kadir abi, keşkekleriniz geldi. Soğutmayayım. Efendim biz devam ediyoruz. Son bir iki türkü için ben konuk sanatçımızı da ben davet etmek istiyorum. O güçlü alkışlarınızla, Türk Halk Müziği sanatçımız, Samsun'un sanat duayenlerinden, emektarlarından kendisi Kadir Açıl abimizi de alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. O sanat duayenimiz dedik, Samsun'umuzun sanat duayenlerinden. Söz ve sahne sizde abi, buyurun. Değerli konuklar, bu güzel günde, bu güzel ortamda hepinize hoş geldiniz diyor, saygıyla selamlıyorum. Samsun Amasya olduğu için Çarşamba Beyleri var mı? Evet, Çarşamba Beylerinde diyoruz. 14'lü bellerinde. Şöyle hep beraber. Çarşambaya karma yağmış, bafraya dolu. Bulamadım Amasya'yı, kaybettim yolu. Çarşambaya bulut çökmüş, havzaya duman. Termede sevdiğim kalmış, yanıyorum inan. Çarşambanın ortasından akıyor ırmak. Her gidin kârı değil, sözünde durmak. Cani ömrü çürüye gel beriye beri.
Hayriye Kıldır kıldır dünya cami ömrü Çürüye gel beriye beriye Allah Allah Yaşın silmedi mi? Rakı içenler öldü de Su içen ölmedi mi? Rakı içenler öldü de Su içen ölmedi mi? Nalına da vur, mıhına da vur Vur diyenin şarkına vur Nalına da vur, mıhına da vur Vur diyenin şarkına vur Sinemadan dönende Ben gülümü beklerim de Sinemadan dönende Nalına da vur, mıhına da vur Vur diyenin şarkına vur Nalına da vur, mıhına da vur Nalına da vur, mıhına da vur Saygılar, sevgiler Çok teşekkür ediyorum abim Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık, ayaklarına sağlık. Kadir Açıl abimiz, Türk Halk Müziğimizin çok değerli sanatçısı kendisi. Samsun'umuzun duayen sanatçısı, emektar sanatçılarından bir tanesi. Bölgemizde Samsunlu hemşerilerimiz, Amasyalı hemşerilerimiz program yaptığını öğrenince hemen ayağının tozuyla geldi ve iki tane türküsünü sizlere hediye etti. Ben kendilerine sizler adına çok teşekkür ediyorum efendim. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Müzisyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz.